illerin adının değişmesi kanunla olur. 5442 sayılı kanun 2. maddesinde il adlarının değişikliği için kanun değişikliği gerektiğini söyler. Dolayısıyla yasamanın görevidir eğer bir il adı değişecekse bir kanun teklifi verilir. Dolayısıyla yani bizim il olarak yapacağımız çok fazla bir hazırlık yok ama kamuoyunun talepleri varsa bunlar da yasamaya bir yönüyle intikal eder. İl adı değişecekse ben konuşma kısmına şahidim. Sayın Başbakanımız daha önceki Bilecik'in adı neydi diye sorunca Osmanlı döneminde burası Ertuğrul Sancağı diye biliniyor. Buraya da Ertuğrul Sancağı ismi yakışır şeklinde bir konuşma geçti. Oradaki konuşmada. Yoksa böyle bir talimat olarak bunu böyle değiştirin diyecek olursa hükümet başkanı, dolayısıyla yasamada da yeri olan Sayın Başbakanımızın öyle bir talimatını mutlaka bir kanun tekliflerinin nasıl olduğu, kanun sürecinin nasıl olduğunu biliyoruz. Burada da illere çok fazla bir görev düşmez. 5442 sayılı kanunun ikinci maddesine bakarsanız orada illerin kurulması ve adlarının değiştirilmesi için mutlaka bir kanun gerektiği yönünde hüküm vardır. Eğer isim değişecekse bu ilin adı mı değişecek yoksa bazı illerde olduğu gibi merkez ilçenin adı mı değişecek yoksa ilin adı değişip merkez ilçenin adı yine Bilecik mi kalacak? Bunların kararı verilip ona göre bir kanun teklifi veya kanun tasarısı hazırlanması lazım. Ya milletvekillerimizin vereceği bir teklifle veyahut da hükümetin hazırlayacağı bir tasarıyla ancak bu sonuçlanabilecek bir işlemdir. Yani Ertuğrul Gazi törenlerinin hemen akabinde açılan bu konu. Ertuğrul Gazi'den kimsenin rahatsız olacağı yok. İlin isminin değişmesiyle bir artı getireceğini o zaman da konuşulan hususuydu. Ertuğrul Sancağı dediğimizde İnegöl'ü ile Yenişehir ile İnönüsü ile çok geniş bir alanı ifade ediyordu bu. Yani o sancak yalnızca bugünkü bildiğimiz manadaki Bilecik'in mülki hudutları değildi. Bir değerlendirilir. Bu bizim teklifimizde olacak bir şey değil. Kamuoyunun bu konudaki talebi alınır. Siyasilerimiz bu konuyu değerlendirir ve yasama gündemine bunu ya bir kanun tasarısı veya teklifi olarak getirirler. Bizim şu anda başlatacağımız bir faaliyet değil bu. Kanun tasarı ve tekliflerinde valiliklerin rolü yok. Ancak bizden böyle bir çalışma istenir. Kamuoyunun bilgisi, kamuoyunun bu konudaki ne tür bir talebi var istenirse o çalışmayı yaparız. Evet, şu anda herhangi bir çalışma yok. Yok. Yani konu kanun konusu olduğu için bizim yapacağımız bir çalışma yok. Evet, Bilecik'in adı Ertuğrul da olabilir. Önemli olan o değil. Önemli olan Bilecik'in adından önce Bilecik'in Osmanlı'ya yakışır bir şekilde. Bak, Osmanlı'nın bir tane eseri yok ayakta. Bir tek eseri yok. Önce Osmanlı'nın eserlerine bir sahip çıkıp onları onarıp ondan sonra adını tartışalım. Bence en güzeli yani Osmanlı'ya yakışır bir Bilecik'i inşa etmek. Ondan sonra da adını tartışmak. Vallahi bilemem ama eski şey olduğu için Ertuğrul olması daha iyi. Peki neden Ertuğrul? Ya eski zamanda mesela Ertuğrul Gazi'nin dönemi ya. O yüzden Ertuğrul olması daha iyi bence. Ben daha yeni geldim ama üniversite 1 ama. Ertuğrul Gazi'nin şeyinden dolayı belki Ertuğrul olsa daha iyi olur. Bilecik kalması çok daha uygun. Biz 50'den beri ben buradayım. Bilecik'ti. Ondan evvelkini hatırlayayım. Ertuğrul'u falan bilmiyorum yani. Ertuğrul olup olmadı. Sadece Ertuğrul'u Ertuğrul Gazi olarak biliyorum. Ertuğrul kalsın. Peki neden Ertuğrul? Sonuçta Osmanlı'nın temellerinin atıldığı yer. Yani onun da önemi var. Bilecik nedir ya? Başbakanımız eğer öyle düşünmüşse bizim başka bir diyeceğimiz yok. Olabilir. O da Osmanlılardan kalma. Bilecik'in eski adı Ertuğrul Gazi derken Bilecik Osmanlı Devleti'nin ilk başkentidir. Ve eski adı bildiğim kadarıyla Belekomu olarak geçmektedir. Ondan sonra şu anda günümüzde Bilecik olarak bilmekte. Ben çok fazla değişmesinin taraftarı değilim. Bilecik olarak anılmak isterim. Şeyh Edebali'mizle, Ertuğrul Gazi'mizle, Osman Gazi'mizle Bilecik ili olarak alınmayı tercih ederim. Neden Bilecik? Bilecik'lilere yabancı gelmesin diye Bilecik. Doğduklarından beri
buraya Bilecik diye seslenmişler. Şahsen benim şehrimin adı değişseydi ben çok garipserdim. Ben hala Bilecikliyim demeye devam ederdim. O yüzden şu saatten sonra çocuklarımız, biz, anneannelerimiz, dedelerimiz, herkes Bilecikliyiz demişken şu raddeden sonra değişmesini tavsiye etmiyorum. Biz Bilecik'e de alıştık, Bilecik'i de sevdik. Yine Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak görüyoruz kendimizi. Yine Ertuğrul Gazi'mizi unutmadık, Osman Gazi'mizi unutmadık, Şehide Valimizi unutmadık. O yüzden değişmesinin taraftarı değilim. Eğer değişecekse Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak anılan Belekom olarak değiştirilmesini daha çok tavsiye ederim. Vallahi artık yıllardır Cumhuriyet döneminden beri Bilecik'le özdeşmiş bir isim. Ertuğrul ismi zaten yeteri kadar Ertuğrul Gazi ile Ertuğrul ismiyle Söğüt anılıyor, özdeşmiş. Bence Söğüt'e özdeşmiş olarak kalsın. Ben o ismi pek şu anda çok zaman alacağını, Bilecik'i bile insanların yaklaşık 80 yıllık Cumhuriyet'te çok zor tanınan, Bilecik'i bile zor tanıttık, hala tanıtmak için uğraşıyoruz. Ama Ertuğrul ismi çok cazip gelmiyor bana. Yeniden bir başlangıç gibi olur, bir 80 yıl daha geriye gideriz gibi geliyor. Sonuç olarak çok cazip değil yani. Bence Bilecik ismi şu anda çok daha uygun. Kendileri uygun görmüşse yapabilirler. Bence Bilecik olarak kalması daha iyi olur. Yani geldiğimde adı öyleydi. Öyle kalması daha iyi olur. Ya ben başlayayım, Bilecik olarak kalması daha iyi bence. Çünkü evet, bir alışkanlık var yıllardır. Yani insanlar alışamaz yeni isme. Zaten Bilecik olarak da pek tanınan bir yer olmadığı için hani Bilecik olarak kalması daha iyi olur. Hani Ertuğrul Gazi olarak kalsa biraz sıkıntı olur yani.